Merhabalar. Dördüncü sınıf saf madde, karışım ve karışımların ayrılmasına ile birlikteyiz. Saf madde burada resimlerde de görüyorsunuz. Zeytinyağı, altın, tuz, demir gibi tek maddeden oluşanlara saf. Birkaç maddenin bir araya gelmesiyle oluşanlara ise karışım diyoruz. Mesela çay, limonata, salata, toprak. Burada gördüğünüz gibi birkaç madde bir araya gelip karışımları oluşturmuş. Arkadaşlar doğada bulunan bazı maddeler karışım halde bulunurken bazıları saf halde bulunur. Bunlar madde, saf madde ve karışım olmak üzere ikiye ayrılıyor. Saf madde, çay, şeker, su, limon suyu saf madde iken limonata, çay, karışıma örnektir. İçerisinde kendisinden başka madde bulunmayan maddelere saf maddeler diyoruz arkadaşlar. Örneğin tuz saf bir maddedir. Tuzun en küçük parçası bile yine tuzdur arkadaşlar. Saf su, külçe altın, civa, demir, bakır, naftalin saf maddeler örnek verebiliriz. Karışım ise çevremizdeki birçok madde karışım halindedir. İki veya daha fazla madde farklı saf maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım diyoruz arkadaşlar. Ekmek, reçel, çiçek demeti, salata, toprak, hava karışım halindeki maddelere örnek olarak verebiliriz. Birçok saf maddenin belli oranlarda karışmasından oluşan maddeler çevremizde gördüğümüz maddelerin çoğu karışımlardan oluşur arkadaşlar. Çiçek demeti, çay, limonata, salata, toprak bunlar karışımlara örnektir. Arkadaşlar karışımların ayrılma yöntemleri şunlardır. Eleme, süzme, yüzdürme, dinlendirme, mıknatısla ayırma, buharlaştırma ve demutma yöntemiyle biz karışanları kendisini oluşturan maddelere ayırmış oluruz. Arkadaşlar birinci yöntem eleme yöntemi. Değişik büyüklükteki tanecikleri oluşturan karışımlar birbirinden ayırmak için eleme yöntemi kullanılır. Örneğin çakılla kumu. Mesela ustalar inşaatlarda çakıl ve kumu ne yapar? Eleyerek. Kepek ve unu kepeği unun içerisinden nasıl ayrılıyor? Eleyerek. Kömür ile kömür tozunu yine eleme yöntemiyle ayırırız. Arkadaşlar eleme yönteminde kepek ve unu birbirinden ayırmak için kullanılan elek. Katı katı karışımları ayrılmasında arkadaşlar ayıklama yöntemi. Mesela erma ile armutu pirincin içerisindeki taşı nasıl ayıklamayla ayırırız? Eleme yöntemi bakın burada kepekle unu. Kumu, usta, çakıl, elekle ayırmış. Mıknatısla ayırma yöntemi. Arkadaşlar mıknatıslar tarafından çekebilen demir, nikel, kobalt gibi maddelerin oluşturduğu karışımları mıknatıs kullanarak birbirinden ayırırız. Örneğin demir tozu, kükürt tozu, demir tozu, kum bunları mıknatısla şekilde gördüğünüz gibi ayırabiliriz. Mıknatısla ayırma yöntemine devam edelim. Demir gibi mıknatısın çektiği maddelere karışmış başka maddeleri ayırmada mıknatıs kullanılıyor. Örneğin çöplerden Demir türü maddeleri mıknatısla ayırırız. Demir tozuyla karışmış toz şeker karışımını yine mıknatısla ayırabiliriz. Mıknatısın enes kutbu vardı. Burada demir nikel kobaltı çekerdi hatırlatmak için. Yüzdürme yöntemi birbiriyle karışmış olan tanecikler yüzdürme yöntemiyle ayrılabilir. Örneğin samanla karışmış buğdayı, sapla karışmış mercimeği, toprakla karışmış ıspanak bu şekilde birbirinden ayırabilir. Arkadaşlar yüzdürme yönteminde katı katı karışımlardan bazılarına yoğunlukları bu katıların arasında olan içerisinde çözünmediği bir sıvı eklenir. Bunun sonucunda katıların biri su, suda yüzerken diğeri ise batar. Yüzeni spatülle yani şununla alırız ve ayırmış oluruz. Arkadaşlar burada talaş kum su döküldüğü zaman kum altta talaş üstte ne yaparız? Spatülle talaşı alırız ve talaşı kumu birbirinden ayırmış oluruz. Dinlendirme yöntemi arkadaşlar bir sıvı ve içine dağılmış katı tanecikleri dibine çöktürerek birbirinden ayrılmasına dinlendirme yöntemi denir. Örneğin arkadaşlar bir bardağın içine bir miktar su koyup karıştırdığımızda bulanık bir karışım elde ederiz. Karışımı bir süre beklettiğimizde toprağın dibe çöktüğünü, saydam suyun üstte kaldığını görürüz. Belediyeler arkadaşlar su arıtma tesislerinde dinlendirme yöntemini kullanır. Kentlerde kullanılan suların bir kısmı göllerden veya kar sulardan elde edilir taş ve toprakla karışmış durumdaki bu sular önceden dinlendirme havuzlarına alınarak taş ve toprağın dibe çökmesi sağlanır. Buharlaştırma yöntemi bir sıvı madde ile karışmış başka bir maddeyi birbirinden ayırmak ya da karışımı koyu bir kıvama getirmek için kullanılan bir yöntemdir. Süt dozu sütteki suyun, deniz tuzu arkadaşlar özel havuzlarda alınan deniz suyunun buharlaştırılmasıyla elde edilir. Örneğin Salça, reçel, pestil, pekmez, mermalat yapılırken buharlaştırma yöntemi kullanılır arkadaşlar. Salçanın içeri, reçelin içerisindeki su buharlaştırılıp sadece salça kalır. Arkadaşlar buharlaştırma yöntemini şu şekilde de gösterebiliriz. Katı bir maddenin sıvı içerisinde çözülmesiyle oluşan karışımları ayırmada kullanılırız. Örneğin arkadaşlar tuzlu su, kahve, süt dozu, salçayı... Bu şekilde arkadaşlar mesela tuzlu suyu ısı vererek ne yapıyoruz? Suyu buharlaştırıyoruz sadece tuz kalmış oluyor. Arkadaşlar damıtma yöntemi birbiriyle karışmış sıvıların ayrılmasında damıtma yöntemi kullanılır. Yani sıvı sıvı karışımları damıtma yöntemiyle ayırırız. Karışan maddelerin kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanılır. Farklı kaynama noktalarına sahip iki sıvıdan kaynama noktası düşük olan sıvı daha önce buharlaşmaya başlar ve ayrı bir kapta toplanarak yoğunlaştırılır. Böylece iki sıvı ayrılmış olur. Örneğin rafinelerde petrol damıtılarak petrol gazı, benzin, gaz yağı, motorin, full oil, makine yağları ve asfalt elde edilir arkadaşlar. Damıtma yapılarak biz petrolü kullandığımız arabalarda kullandığımız motorine benzine ayrıştırıyoruz. Ayrıştırma damıtma yöntemini arkadaşlar şekilde de gösterelim. Mesela su karışımını ısı verdiğimizde öncelikle ispirto kaynayacak ve burada yoğunlaştırarak arkadaşlar toplama kabında burada ne olacak? Ispirto olacak. Ispirito ile su bu şekilde karışmış olacak. Ispirto su Alkol su karışımı, kolonyayı, ham petrolü arkadaşlar benzin, mazot, doğalgaz olarak ayırabiliriz. Aseten su, gliserin su karışımını bu şekilde ayırıyoruz arkadaşlar. Hatırlatma yapalım. Madde, saf madde karışım olarak ikiye ayrılıyordu. Karışımlar arkadaşlar çözelti oluyordu. Oluşumun açıklığı çözünerek oluşuyordu. Karışımı ayırabiliyorduk. Eleme yöntemiyle, buharlaştırma yöntemiyle, mıknatıs, süzme dinlendirme ve yüzdürme yöntemleriyle karışımları birbirinden ayırabiliyorduk. Örneklerle devam edelim. Aşağıdaki maddelerin saf madde mi karışım mı olduğunu belirleyip çizerek eşleştirelim. Arkadaşlar oksijen gazı saf madde, çay saf madde, deniz suyu karışım, tuzla su karışmış, naftalin saf madde, alüminyum saf madde, kıymalı makarna karışım arkadaşlar, hava karışım saf su, saf madde, şeker, saf madde örnek verebiliriz. Bakır, saf maddeye örnek iken çorba, karışımı örnektir. Gümüş, şeker gibi maddeler saf madde örnekleridir arkadaşlar. Saf madde. Birden fazla farklı maddenin bir araya gelerek oluşturduğu maddeye karışım diyoruz arkadaşlar. Karışımların içinde birden fazla farklı cins madde bulunur. Evet arkadaşlar uygun bir şekilde kelimeleri yerleştirdik. Test sorularına devam edelim. Karışımlar ile ayırma yöntemleri eşleştirilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor arkadaşlar? Bakalım. Talaş su yüzdürme doğru. Çakıl kum eleme doğru. Pirinç demir tozu mıknatısla doğru. Hepsi doğru arkadaşlar bu yöntemlerin. Yukarıdakilerden hangisi karışım değildir diyor arkadaşlar? Limonata karışım Karışım, salata karışım, saf su, saf maddedir arkadaşlar. O halde 4 karışım değildir cevabımız D. Şıkkı, saf maddedir. Üçüncü soru, yukarıdakilerden hangisi saf madde değildir diyor. Arkadaşlar, odun saf, altın saf, su saf, çay ise karışımdır. O halde cevabımız 4 olacak arkadaşlar. Birden çok maddenin bir araya gelmesiyle oluşur. Bir araya gelen madde kendi özelliğini taşır. Bir araya gelen maddeler belirli oran yoktur. Hangisinin arkadaşlar bu? Karışımın özellikleridir. Aşağıdakilerden hangisinde karışımlarla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? Toprak katı halde bulunan bir karışımdır. Doğru. Karışımlar en az iki maddeden oluşur. Doğru. Karışımlar oluşturan maddeleri ayırabiliriz. Doğru arkadaşlar. Karışımların içindeki maddeler özelliklerini kaybeder. Hayır kaybetmezler cevap D şıkkı. Mıstık Fendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.